Şimdi bu bir gerçek ve de bunu yok etmek mümkün değil. Bunu yasaklamak tamamen mümkün değil. Çünkü her halükarda bunlara erişebilir. Yani siz evde yasaklarsanız o sokakta oynar ya da bir arkadaşının evine gittiği zaman ne yaptığını bilmiyorsunuz. Yani mutlaka böyle bir şey var. Şimdi bu tabii ki bir bağımlılık haline geldiği zaman, yani bu internet bağımlılığı sonunda işte kumar bağımlılığı gibi bir şey oluyor. Yani bu oyun bağımlılığı. Bunların tedavileri var. Yani bunları aslında artık kimse normal görmüyor. Çünkü ekranın başından kalkmıyor, yemek yemiyor, ders hiç çalışmıyor zaten. Ve de gece gündüz neredeyse bu oyunları oynuyor. Bunlar tabii ki erken fark edilmesi gerekir ve çok küçük yaştan itibaren de bir takım sınırların olduğunu da çocuklara öğretebilmek lazım. Yani sonsuz bir özgürlük diye bir şey yok. Mutlaka kurallar var. Eğer çok küçük yaşta bir takım kurallar dahilinde hayatını sürdürmesi öğretilebilirse eğer, burada da kural koyduğunuz zaman ona bir tuhaf gelmez. Ama hiç kural koymuyorsanız ve her şeyi özgürce yapmasına izin veriyorsanız, o zaman bu buradaki kurallar ona biraz tuhaf gelir. Yani niçin şimdi kısıtlanıyorum diye gelir. Aslında çok küçük yaştan itibaren tabii ki çocuk yetiştirmek önemli bir görev ve önemli bir beceri ister. Bu doğuştan elde edilen bir beceri de değil. Kimi yerel yönetimlerin, kimi üniversitelerin işte aile nasıl kurulur, ana baba okulları falan gibi bir takım gayretleri var ama bunlar yeterli değil. Yani yasakçı bir yaklaşımdan ziyade her şeyi tadında bırakarak nasıl bir hayat sürülebileceği ve onun da keyifli olduğu, onun da bir keyifli bir zaman geçirmek için aslında başvurulan bir eğlence gibi bir şey olduğu. Ama onun yanında kitap da okumak lazım, spor da yapmak lazım, değil mi? Ders de çalışmak lazım. Şimdi spor demişken tabii ki burada ben bir parantez açmak istiyorum. Aslında spor çok önemli bir etkinlik ve insanları her türlü aslında kötülükten de koruyan bir etkinlik. Bir sporcu kendisine bakar, yani mümkün olduğu kadar iyi yemek yemeye ve iyi uyumaya gayret eder. Çünkü performansının belli bir seviyede kalmasını ister. Bu kendine olan saygıyı, yani bedene ve sağlığına olan saygıyı küçümsememek gerekir. Çünkü bu onun sigara içmesinden alıkoyar, içki içmesinden alıkoyar veyahut da uyuşturucu kullanmasından alıkoyar. Çok çok değerli bir hadise. Ama ne yazık ki yani Türkiye'nin bütün okullarında herkese uygun bir spor yaptırabilecek altyapıyı bir türlü oluşturamadık. Yerel yönetimler her mahalleye, herkesin, kız çocuğu, erkek çocuğu spor yapabileceği bir imkan sağlayamadı. Burada yerel yönetimlere her zaman çok büyük bir şey düşer, görev düşer aslında. Ve sporla gerçekten çok şeyin üstesinden gelmek mümkün. Çünkü o size bir disiplin öğretir, bir saatli bir şeyler yapmayı öğretir, birlikte bir şeyler yapmayı da öğretir ve o sizi alıkoyar. Yani kendi başınıza olmaktan, bir ekran karşısında kalmakla ve de orada vakit kaybetmekten alıkoyar. Yeter ki o çocuğun neye yeteneği olduğunu bulun. Çünkü herkes her şeyi yapamaz. Her erkek çocuk da futbol oynayamaz, değil mi? Herkesin de Kesinlikle hocam. becerileri vardır. Mühim olan onlara yönelik ne yapabileceğini öğretmek. Kesinlikle hocam. Ben gazeteci olduğum için yani haberleri seçiyorum. Bazen haberlere bakıyorum. Özellikle Evet, özür dilerim. Evet. sorun değil hocam.
Özellikle okuldaki beden öğretmenlerin ya da başka öğretmenlerin fark ettiği öğrencilerini alıp bir spora yönlendirip sonra onları başarı sağlamasını sağlıyorlar. Özellikle bunu daha çok boks branşında ve kickboksta görebiliyoruz hocam. Yani sürekli neredeyse 3 günde bir böyle bir haber yapılıyor çocuklar hakkında, yani genç sporcular hakkında. Ve onların milli sporcu olması onların hem geleceği için hem de dediğiniz gibi kendini kontrol altına almayı, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı sağlıyor. Yerel yönetimler de hocam, ben gördüğüm kadarıyla Adana'da onu dediğiniz gibi sporu yaymaya çalışıyorlar hocam. Her mahallede bir yüzme olsun, futbol sahası olsun, tenis sahası olsun yapmaya çalışıyorlar hocam. Yani bunu daha ileride de göreceğiz ve daha çok sporcularımız, farklı alanlarda sporcularımız sayısını artacağına inanıyorum hocam bu konuda. Evet, yani şöyle unutmayalım ki çok yakın, yani 19 tane madalyayla geri dönen bir yüzme milli takımımız var. Yani bu tarihimizde gördüğümüz bence en yüksek başarı. Bu tabii çok büyük bir örnek ve de motivasyon kaynağı. Ama ne yazık ki mesela medya bunları yeterince göstermiyor. O insanları tanıtmıyor. Onların oraya gelirken ne emeklerle, nasıl çalışarak yani o noktalara geldiğini ve şimdi de nasıl kendisiyle gurur duyduğunu teker teker anlatmıyor. Bunların hepsi aslında bütün kanallarda ara ara her birinin öyküsünü görmek lazım. Yani bu inanılmaz bir başarı. Ama maalesef futbol bir anlamda çok tabii dominant. Çünkü kalabalık ve çok insan onu seyredip çok büyük keyif alıyor. Orası muhakkak. Ama bireysel spor yapmak lazım. Yani futbol izleyicisi spor yapmıyor ki, sadece izliyor. Şimdi mühim olan kendisi aktif olarak bir şey yapması. O nedenle de böyle teker teker sporcuların, başka daldaki sporcuların, atletizm gibi diyelim ki, işte burada yüzme olduğu gibi veyahut da yani bireysel sporların da öne çıkartılması lazım çok. Kesinlikle hocam. En son yanlış hatırlamıyorsam Akdeniz oyunlarında 108 madalyayla genel klasmanda İtalya'nın ardından ikinci oldu. Yani bayağı farklı anlamda, özellikle boksta ve güreşte Türk hakimiyeti, Türkiye'nin belli bir dominant hakimiyeti olduğunu görüyoruz özellikle boksta. Sonra tabii dediğiniz gibi hocam, futbol Türkiye'de ve dünyada daha çok. Çünkü para akışının en çok olduğu, deniz şirketinin en çok olduğu, yani bütün bahis şirketlerinin futbol üzerine kurulduğunu. Evet. Bu yüzden de futbol piyasası her zaman birinci sırada yer alır. Yani bunu doğru. Haklısın ama yani bir toplumun yarısı, yani erkeklerini oyalayan bir şeyim var. O erkeklerde bence oyalanıyor sadece. Çünkü kendilerine bir faydası yok bedensel olarak. Futbol izleyicisi, iyi yemek yiyeyim de iyi uyuyayım da içki içmeyeyim bilmem ne diye böyle bir şeyi yok. Sadece oyuncular, kendi milyonluk ayaklar bunlar diyelim ki. Evet. Onlar da toplasan işte bir avuç adam aslında. Birçoğu da yabancı. Yani dolayısıyla bu sadece seyirlik bir hal. Halbuki yani bir voleybol, bir basketbol, değil mi? Bunlar çok farklı şeyler. Ayrıca kadınlara da yönelik, yani kadınların da spor yapması şart. Sağlıklı bedenlerde her zaman sağlıklı hamilelikler olur. Çocuklar daha sağlıklı doğar. Yani gelecek kuşaklarımızın daha uzun boylu, daha sağlıklı, hastalığı olmayan, kalıtımsal hastalığı da sonunda olmayan çocuklar olması için sağlıklı anneler yetiştirmemiz lazım. Ve bu anneler de
ortaokulda, lisede spor yapacak. Yani ondan anlatabiliyor muyum? Yani bisiklete mi bir, ne yaparsan yap, bir şey yap ama. Yani bu insanlar oturuyorlar. Neticede de sonra depresyona giriyor. Yani ondan bundan şikayet ediyor. Sadece markaların peşine düşüyor. Yani halbuki spor yapanın makyaja bile ihtiyacı olmaz. O kadar sağlıklı görünür ki yani sadece koşsa bile, anlatabiliyor muyum? Sadece 75 metre koştursam bile kızları, o bile çok önemli bir şey getirir insanın bedeninin kan dolaşımına, bütün vücudunun organlarının çalışmasına vesaire. Evet.